Bu çalışmamızda iki mikrodenetleyici arasında kablosuz iletişimi sağlayan NRF24L01 modülünü inceleyeceğiz ve bunun Arduino ile nasıl kullanıldığına bakacağız. Öncelikle alıcı ve verici tarafına bu modüllerden Arduino'ya bağlantılarını yapıp kendi aralarında haberleşmelerini sağlıyoruz. Bu modüller radyo frekansı sinyali yollayıp alarak çalışıyorlar. İsmi de zaten buradan geliyor arkadaşlar. Nordic firması tarafından üretilmiş ve radyo frekans sinyalleriyle çalışıyor bunlar. Birçok uygulama alanı var. Kablosuz iletişimde, örneğin kablosuz klavyede, mouse'da kullanılıyor. Oyuncak uzaktan kumandalarda kullanılıyor. Otomobil elektroniğinde kullanılıyor. Kullanılma sebebi de gayet açık. Bir kere çok ucuz arkadaşlar. 5 TL civarında. Alıcı ve verici olarak kullanılabiliyorlar. Başka bir modüle ihtiyacınız yok. O yüzden yabancı kaynaklarda transmitter ve receiver kelimelerinin birleşimi olan transceiver ismi de veriliyor. Bu modüller 2.4 ile yaklaşık 2.5 GHz arasında frekans bandını kullanıyorlar. Bu önemli arkadaşlar. Radyo frekansında kafanıza göre frekans kullanamazsınız. Kanuni sınırları var. Bu frekans aralığı da kanunların izin verdiği, hatta buna ISM diyorlar. İşte endüstriyel, bilimsel ya da tıbbi cihazların çalıştığı frekans olarak. Mesela mikrodalga fırını yaklaşık bu frekans bandında çalışıyor. Bluetooth iletişimi bu band içerisinde. Yine access pointlerimiz bu frekans civarında çalışıyorlar. Peki 2.4-2.5 GHz arasında dedik. Bu nasıl böyle bir geniş bir band var? Bir ortamda iki modülü 2.4 GHz aralığında çalıştırırken aynı ortamda 1 MHz farkla başka iki modülü birbirlerine zarar vermeden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla şu iki aralığı 1 MHz aralıklara bölersek aynı ortamda birbirlerini rahatsız etmeden çalışabilecek 126 bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu oldukça avantajlı bir durum. Ayrıca bu görüntü kendi datasheet'inden alınmış. Bir tane modül 6 tane başka modülle aynı kanal üzerinden haberleşebiliyor arkadaşlar. Bu ne demek? Elinizde bir tane modülden varsa 6 değişik odada örneğin sıcaklıklarını ölçebilirsiniz. Ya da her birine hareket sensörü ekleyip odaya girip çıkanları tek bir modülle kontrol edebiliyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik. Bağlantı hızı oldukça iyi. Saniyede 250 kilobit ile 2 megabit arasında veri yollayabiliyor. Yakından inceleyecek olursak fiziksel yapısı, boyutları yaklaşık 3 cm'ye 1.5 cm olan bu modülün üzerinde işte SMD parçalarla birlikte modüle de ismini veren entegre var. NRF24L01 entegresi. Kocaman bir tane kristal görünüyor. 16 MHz. Sol tarafta bağlantı pinleri var. Bunlar erkek header arkadaşlar. 8 tane bağlantı bacağı var. En soldaki köşe içinde olan bu GND hattını gösteriyor. Ama bu bağlantıyla maalesef board üzerinde kullanamıyoruz. Mecburen dişi jumper kablolar kullanıyoruz. Şekle göre sağ tarafta da bu modülün anteni var arkadaşlar. Baskılı devreye çizilmiş bir anten. Bunun aynı modülün bir de harici antenli olanı var arkadaşlar. O da şurada görülen. Buradaki anten yerine bir evrensel anten bağlantısı. İsterseniz başka anten de bağlayabilirsiniz. Eklenmiş. Bu bize ne sağlıyor? Bunun getirisi şu. Yine datasheet verilerine göre üzerinde kendi anteni bulunan modülün menzili dış ortamda 100 metre, iç ortamda da ev içerisinde de 15-20 metre arası. Ama antenli modeli taktığınız zaman bu menzilin yaklaşık 1 kilometreye çıktığından bahsediliyor. Kartların alt tarafları aynı arkadaşlar. Üst tarafa dediğim gibi anten yerine anten bağlantısı gelmiş. Bir de şurada bir yükselteç var. Düşük gürültülü bir yükselteç var. Ama bu yükselteç sadece veri alımında, yani bu alıcı olarak kullanıldığında çalışıyor. Yani elinizde böyle iki tane modül var ise sol taraftakini verici, sağ taraftakini alıcı olarak kullanmak daha mantıklı. Bacak bağlantılarına bakacağız ama bu modül 3.3 voltta çalışıyor arkadaşlar. Yine datasheet'e göre
1.9 volt ile 3.6 volt arasında bir çalışma gerilimi var. Biz de Arduino'nun 3.3 voltluk çıkışıyla bunu besleyebiliyoruz. Ha, ilginç olan bir şey var. Arduino'nun diğer data bacakları 5 volt. Bu modülün de diğer bacakları 5 volta toleranslı. Yani besleme gerilimi 3.6'yı geçerse özellikle bozulur diye belirtiliyor. Ama diğer bacaklar 5 voltla çalışabiliyor. Yalnız bunu Arduino'dan 3.3 voltla beslediğimiz zaman da problemler çıkıyor. Veri iletiminde hatalar, kesilmeler olabiliyor. Onun da sebebini Arduino'nun 3.3 voltluk çıkışının düzenli olmadığı ve değiştiğinden olduğu düşünüldüğü için çözüm olarak bu VCC ve GND arasına birkaç mikrofaradlık bir kondansatör eklendiğinde bu sorun hallediliyor. Kesin çözüm mü? Hayır. Kesin çözüm için ise başka bir soket var arkadaşlar. Sırf bu modül için yapılmış. Üzerinde görüyorsunuz 8 tane dişi header var. Bu bağlantısı da çok kolay. Direkt ona geçiyor. Ondan sonra siz diğer bağlantıları kullanıyorsunuz. Bu modülün özelliği şu. Üzerinde bir tane DC-DC dönüştürücü var. Kendisi 3.3 voltu elde ediyor. Dolayısıyla besleme geriliminden kaynaklı olan parazitlerden kurtulmuş oluyor. Siz bu modülü ister Arduino'nun 5 volt çıkışına ya da Arduino'nun genel beslemesine bağlayabilirsiniz. Çalışmasında bir problem olmaz. Arduino bağlantıları nasıl yapılacak? Bunlar SPI portu kullanıyorlar arkadaşlar. SPI port deyince MISO'lar, MOSI'ler, biz bunu nerede görmüştük? Biz bunu Nokia 5110 ekranının kullanımında görmüştük. Bacaklar nereye bağlanıyor? Şu andaki temsili resimde biz bu modülü anteni üste gelecek şekilde tuttuğumuz zaman aşağıda gördüğünüz bacak bağlantıları bu dizilimde. Arduino'nun hangi bacaklarına bağlanacaklar? Bunlar SPI ile haberleştiği için arkadaşlar MISO, MOSI ve SCK bağlantıları Arduino Nano ve Uno için mecburen 11, 12, 13 olmak zorunda. Yani kartlara göre, Arduino kartlarına göre bu bağlantı bacakları değişiyor ve mecbur onu kullanmak zorundasınız. Ama CE ve CSN bacağı için seçilen herhangi iki dijital bacak kullanılabilir. Bunlar nedir? CE bacağı Chip Enable, yani bu modülün alıcı mı verici mi olarak çalıştığını ayarlandığı modül. CSN Chip Select, Arduino kimle haberleştiğini bilsin diye. MOSI, Arduino'nun bu modüle veri yolladığı. MISO da bu modülden veri aldığı bacak. SCK saat bağlantısı. Bir de IRQ var arkadaşlar. Bunu kullanmıyoruz. Bu interrupt kesme işlemleriyle kullanılıyor. Bizim seviyemizde bu bağlantıya ihtiyaç yok. Şimdi kodlarımıza bakalım. SPI kullanıyor dedik. O yüzden SPI kütüphanesini yüklemek zorundayız. Bu Arduino üzerinde zaten var. Direkt include komutuyla yazabiliriz. Alttaki diğer NRF2401 kütüphaneleri eklemek zorundayız arkadaşlar. Bunların linklerini de açıklamalarda bulabilirsiniz. İlk yapacağımız şey kütüphaneleri eklemek. Şu an şunu da söyleyeyim. Kodda sadece ilgili bölümlerden bahsediyorum ben. Daha sonra radyo isimli bir nesne oluşturduk ve burada da CE ve CS bağlantılarını Arduino'nun hangi bacaklarına bağladığımızı söyledik. Sonra burada iki adres belirledim ben. Çünkü benim örneğimde her iki Arduino'da hem alıcı hem verici olarak kullanılıyor. Bu kendi aralarında haberleştikleri adreslere de pipe deniliyor arkadaşlar. Bunun da adreslerinin belirlenmesi lazım. Hem alıcı hem de verici için. Setup kısmında nesnemizi başlattık. Open Writing Pipe komutu karşı tarafa veri yollarken hangi adresi kullandığımızı belirliyor. Bu alıcı tarafında da Open Reading Pipe olmak zorunda. Bende iki tane var. Üstteki komutla karşı tarafa veri yollarken aşağıdaki komutla da karşı taraftan veri alıyorum. Diğer Arduino'daki kodlar, burada writing olanda reading, reading olanda da writing adresleri aynı olmak zorunda. Sonra burada veri hızından bahsediyor. Zaten birbirlerine çok yakın olduğu için modüller, örneğimde ben 250 kilobit per second olarak ayarladım. Aşağıda da güç seviyesi ayarı var arkadaşlar. Yine bunu da minimuma çektim. Çünkü zaten modüller birbirlerine çok yakındı. Bu kod arkadaşlar, üzerinde kırmızı led ve sarı buton olan Arduino'nun kodu. Ha, program başta gördünüz. Kırmızı butona bastığımız zaman diğer Arduino'nun üzerindeki kırmızı lamba yanıyor. Karşı taraftaki sarı butona bastığımız zaman da birinci Arduino'daki sarı led yanıyor idi. Şu andaki kod üzerinde kırmızı ledin olduğu karta ait.
Hemen koda bakarsak stop listening, yani karşı taraftan veri alma. Sen sadece kendi üzerine bak diyoruz burada Arduino'ya. Sarı butona basılı olup olmadığına bir bak. Basılıysa ya da değilse bunu buton state sarı diye bir değişkenin içine at. Daha sonra da bu veriyi write komutuyla karşı tarafa yolla. 5 milisaniyelik bir bekleme var. Sonra dinlemeye başla. Eğer karşı taraftan veri geliyorsa karşı taraftaki kırmızı butonun basılı olup olmadığını oku. Eğer butona basıldıysa kırmızı led'i yak, basılı değilse yakma. Karşı taraf kodu buna göre nasıl? Hemen iki kodu yan yana inceleyelim isterseniz. Sol taraf kırmızı led'in ve sarı butonun, sağ tarafta sarı led'in ve kırmızı butonun olduğu Arduino kodları. Sol tarafta, kırmızı tarafta stop listening, yani Arduino'ya sen veri almayı kes, kendi üzerindeki işlemleri yap derken, karşı tarafa da aynı anda veri alma için hazır ol diyoruz. Ve veri geldiği zaman sarı butona basılıp basılmadığını kontrol et. Eğer basıldıysa sarı led'i yak, basılı değilse sarı led sönük kalsın. 5 milisaniye bekle, bağlantıyı kes, artık veri alma. Sen kendi üzerindeki kırmızı butona basılıp basılmadığını kontrol et ve bu bilgiyi karşı tarafa yolla. O da listening derken buradaki bilgiyi alacak. Devre şemasına gelince arkadaşlar, iki devre şeması birebir aynı. Birinde kırmızı led sarı buton, ötekinde sarı led kırmızı buton var. Her iki bölümde de ledler 3 numaralı dijital pine bağlı. Butonlar da 4 numaralı pine bağlılar. Burada iki tane direnç var. Bu akım sınırlayıcı 330 ohmluk bir direnç. Diğeri de butona bağlı. Buton girişini GND'ye çekiyor. Pull down direnci olarak yapıldı. Uygulama alanı oldukça fazla olan bu modülü kullanarak yaptığımız bir projeyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.